Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre div bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma div bilgisi ile ilgili 8. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Yeryüzünde bir sen, bir de ben varım. Bakın, yeryüzünde bir sen varsın, bir de ben varım şeklinde olacak. Yüklem eksikliği var. Bunu elemiş oluruz. Seni çok sevdiğimi bir ben, bir Allah bilir. Bir ben bilirim, bir de Allah bilir şeklinde olacak. Yine yüklem eksikliği var. Bunu da elemiş oluruz. Sigaramın dumanı sen, ateşi ben olayım. Sigaramın dumanı sen olasın, ateşi ben olayım olacak. Yine yüklem eksikliği var. Bunu da elemiş olduk. Ne sen beni unut, ne de ben seni unutayım şeklinde olması lazım. Burada da yüklem eksikliği var. Bunu da elemiş oluruz. Ben bu aşka gönül vermem, zulüm getirir. Zulüm getiren nedir arkadaşlar? Bu aşk getirir yüklem ne? Bu aşk özne. Bakın, burada özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan anlatım bozukluğunun sebebi ayraç içinde doğru verilmemiştir? Edat tümleci eksikliği demiş. Yıllardır görmediğim arkadaşımı gördüm ve sohbet ettim. Kiminle sohbet ettim? Onunla. Onunla sözcüğü edat tümlecidir. Onun eksikliği var. A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Zarf tümleci eksikliği. Sınıf arkadaşım beni hiçbir zaman unutmadı. Bana mektup yazdı. Ne zaman mektup yazdı? Bana her zaman mektup yazdı olacak. Bu zarf tümleci eksikliğidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Özne eksikliği. Hiçbiri bana inanmamış, beni yalancılıkla suçlamıştı. Hiçbiri bana inanmamış, hepsi beni yalancılıkla suçlamıştı olacak. O yüzden bu da öznedir. Bakın, burada da özne eksikliği var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Abdi Ağa köylüye baskı yapıyor, sindirmeye çalışıyor. Nesne eksikliği demiş. Kimi sindirmeye çalışıyordu? Köylüyü. Bakın, burada da köylüyü sözcüğü nesnedir. Nesne eksikliği var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hepimiz yaşama dört elle sarılıp zevk almayı bilmeliyiz. Dolaylı tümleç eksikliği. Neyden zevk almayı bilmeliyiz? Arkadaşlar, yaşamdan zevk almayı bilmeliyiz şeklinde olması gerekir. Bu da dolaylı tümleçtir. Bakın, dolaylı tümleç eksikliği var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi verilen açıklamaların hepsinin doğru olduğunu görüyoruz. O yüzden bu soru hatalıdır. Üçüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Gerçek soru cümlesi. Görüntüsü ve tadı ile ilgili şimdilik bir bilgi bulunmayan yapay et, acaba kalabalık dünyamızı doyurmak için bir çözüm olabilecek mi? Bakın, soru cümlesi ve cevap almaya yönelik bir soru olduğunu görüyoruz. O yüzden bu gerçek soru cümlesidir. Bundan dolayı bunu elemiş oluruz. Öznesi ortak olan bağlı cümle. Bilim insanları bu konuda çoktan çalışmaya başladılar. Yüklem ve hayvanların kök hücrelerini kullanarak laboratuvar ortamında yapay et ürettiler. Ürettiler yüklem. İki yüklem birbirine V bağlacıyla bağlandığı için bağlı cümle. Kim başladı? Bilim insanları özne. Kim üretti? Bilim insanları özne. Öznesi ortak, bağlı cümle. O yüzden B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok belirtili nesne demiş. Kimileri öncelikli sorunun temiz su kaynaklarına erişim olduğunu, kimileri ise küresel ısınma olduğunu savunuyor. Savunuyor yüklem kim? Kimileri özne. Neyi savunuyor? Su kaynaklarına erişimin olduğunu nesne. Neyi savunuyor? Küresel ısınma olduğunu nesne. Bakın, birden fazla nesne var. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ögeleri özne ve yüklemden oluşmuş birleşik cümle. Gittikçe artan dünya nüfusunun birçok sorunu da beraberinde getirdiği ortadadır. Arkadaşlar, ortadadır olacak. Bakın, burası yüklem olacak. Ortada olan ne? Gittikçe artan dünya nüfusunun birçok sorunu da beraberinde getirdiği, burası komple ne olur? Özne olur. Özne ve yüklemden oluşuyor. Aynı zamanda dıklık sıfat fiilekidir. Artan derken an en de
sıfat fiil ekidir. Bakın iki tane yan cümleciği olan ve bir tane de yükleme olan girişik birleşik bir cümledir. D de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belirtili ad tamlaması demiş. Bence üzerinde durulması gereken asıl sorun dünyanın bu kadar nüfusu hangi noktaya kadar besleyebileceği. Arkadaşlar burada belirtili isim tamlaması yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıda verilen açıklama ve örneklerden hangisi birbiriyle uyuşmamaktadır? Gibi edatı sözcükler arasında benzetme ilgisi kurar ve kendinden önceki gelen sözcüklerle sıfat olur. Onun taş gibi yüreği vardı. Bakın yüreği neye benzetmiş arkadaşlar? Taşa benzetmiş, benzerlik ilgisi kurmuş. Yürek isim, nasıl yürek, taş gibi yürek, niteleme sıfatı, gibi sözcüğü hem benzetme ilgisi kurmuş hem de kendinden önceki sözcükle öbekleşmiş. O yüzden A seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. V bağlacı yan cümlecikleri birbirine bağlar. Bir işte çalışmak ve vakti gelince dinlenmek en doğal haktır. Çalışmak derken makmek isim fiildir. Vakti gelince ince ince de zarf fiildir. Bakın iki tane yan cümlecik olduğunu görüyoruz. Bunlar yan cümleciktir. İki tane yan cümlecik V bağlacıyla bağlanmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ortaçların kurdukları yan cümlecikler temel cümlenin ögelerinden birinin sıfatı olur. Ortaç dediği sıfat fiil arkadaşlar. Veren eli herkes öper. Öper yüklem. Kim? Herkes. Özne. Neyi öper? Veren eli nesne. Bakın an en de burada nedir? Sıfat fiil ekidir. Görmüş olduğunuz gibi ortaçlardan biri ne yapmış arkadaşlar? Nesne görevinde kullanılmış. Aynı zamanda el isim, nasıl el, veren el. Burası da niteleme sıfatıdır. Hem nesnenin içerisinde yer almış hem de sıfat görevinde kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Geniş zaman kipi gelecek zaman yerine kullanılır. Bunların acısını sizden çıkarırım. Bakın buradaki ır nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Fakat normalde ne olması gerekir? Bunların acısını sizden çıkaracağım olması gerekir. Görmüş olduğunuz gibi geniş zaman kipi gelecek zaman kipeki yerine kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi ek eylemin koşulu ad soylu sözcüklerin kök ya da gövdelerine SSA getirilerek yapılır. Düz yazı düşünceyi, şiirse duyguyu ön plana çıkarır. Arkadaşlar bakın buradaki S ekine bakıyoruz. Şimdi buradaki S eki ek fiil değil arkadaşlar. Bu bağlaç olan isedir. Peki ek fiille bunu nasıl ayırt edeceğiz derseniz ek fiilin olumsuzu yapılabiliyor. Yani değil sözcüğüyle olumsuzu yapılabilirken bağlacın arkadaşlar olumsuzu yok. O yüzden buradaki ek fiil değil bağlaçtır. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde açıklama ile örnek birbiriyle uyuşmamaktadır? Basit cümle bir yüklemle kurulan, bir yargı bildiren, yan cümleciği olmayan cümlelerdir. Bir vitrinde küçük Çehov'un okul karnesini gördük. Bakın gördük yüklem. Bir yüklemi var ve içinde yan cümlecik olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu basit cümledir. A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Birleşik cümlelerde yan cümlecik yüklemden sonra gelebilir. Zordur bu soruya cevap vermek. Zordur yüklem. Peki yan cümlecik nerede? Makmek eki burada isim fiildir. Yan cümleciktir. Görmüş olduğunuz gibi yan cümlecik yüklemden sonra gelmiş. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Cümlede öznenin kim ya da ne olduğunu öğrenmek gerektiğinde soru özneye yönelir. Hangi dağ daha yüce bizim sevdamızdan? Şurası yücedir olacak. Yücedir yüklem ne? Hangi dağ özne? Bakın burada soru arkadaşlar öznenin ne olduğunu belirtmek amacıyla sorulmuştur. Dağın hangisi olduğunu soruyor. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Korku, sevinç, heyecan, yüreklendirme, uyarma, sitem, usanç, öfke gibi duyguları anlatan cümlelere ünlem cümlesi denir. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Arkadaşlar burada bir sitem yok mu? Burada bir uyarma yok mu? Var. O yüzden bu bir ünlem cümlesidir. D de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz.
Olumlu yüklemle kurulduğu halde türlü nedenlerle olumsuz anlam yansıtan cümlelerdir. Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur. Bakın yüklem olumlu. Fakat anlam da olumlu olduğunu görüyoruz. Anlam olumsuz değil ki. Her fukaranın padişah olmasından bahsediyor. O yüzden hem biçimci olumlu hem de anlamcı olumlu. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Sıfat fiil öbeği. Ayıran derken bakın an sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla canlılardan ayıran şeklinde sıfat fiil öbeği oluşturmuş. A'yı elemiş oluruz. Bağlama grubu V bağlacı ve D bağlacının bağlama grubu şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Zarf fiil grubu arak erek zarf fiildir. Bakın buna bağlı olarak derken öbek oluşturmuş. Bunu da elemiş oluruz. Ad tamlaması ürün ortaya koyabilme yeteneği derken ne yeteneği? Ürün ortaya koyabilme yeteneği. Arkadaşlar bu da belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş. Bu da vardır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat edat olmadığı için edat grubu yok. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerin hangisine yapılan açıklama ile verilen örnek birbiriyle uyuşmamaktadır? Tamlayan düşmüş at tamlamalarında tamlanana eklenen ler eki tamlananın değil tamlayanın çoğulu olduğunu gösterir. Şimdi külüstür bir arabaları kaldı. Bakın arabaları derken bir tane arabadan bahsediyor. Onların arabaları desem belirtili isim tamlaması olur. Buradaki lar eki arkadaşlar tamlayanın çoğulu olduğunu gösterir. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Belirtisiz an tamlamalarında tamlayan tamlananın nedenini belirtir demiş. Sel felaketi hayatı felç etti. Sel felaketi birinci sözcük ek almayıp ikincisi iyelik eki aldığı için burası belirtisiz isim tamlamasıdır. Peki felaket neden olmuş? Neden ortaya çıkmış? Sel geldiği için olmuş. Bakın tamlayan tamlananın nedenini belirtmiş. C de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belirtisiz ad tamlamalarının kaynaşmasıyla oluşan birleşik adlardan tamlanan eki düşebilir. Tekirdağ'a gittiler ifadesinde. Tekirdağ normalde nedir arkadaşlar? Tekirdağ'ıdır. Bu belirtisiz ad tamlamasıdır. Ne dağı? Tekirdağ'ı. Birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Görmüş olduğunuz gibi Tekirdağ birleşirken ne oluyor arkadaşlar? Tamlanan yani iyelik ekinin düştüğü görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Niteleme sıfatları bir varlığın bazen geçici özelliğini gösterir. Bizi loş bir koridora aldılar cümlesinde koridor isim. Nasıl koridor? Loş koridor. Loş sözcüğü niteleme sıfatıdır. Loşluk geçici bir durumdur arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi belirtme durumundaki adlar cümlede belirtili nesne görevinde bulunur. Yoktu yüklem. Ne yoktu? Haberi özne. Bakın buradaki i belirtme hal ekidir. Fakat sözcük nesne görevinde değil, özne görevinde kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır? Olumlu yüklemle kurulduğu halde olumsuz anlam yansıtmıştır. Bakalım her zaman ağladım, ne zaman güldüm. Arkadaşlar hiçbir zaman gülmedim anlamına gelmiş. Normalde nedir? Görmüş olduğunuz gibi biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. Yüklemi çekimli bir eylemden oluşmuştur. Kıyıdaki boş masalardan birine oturdular. Oturdular yüklem. Du nedir burada? Bu arkadaşlar görülen geçmiş zamanki pekidir. Dolayısıyla çekimli bir fiildir. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Devrik cümlede nesne yüklemden sonra gelmiştir. Şuradan alıver iki ekmek. Alıver yüklem kim? Sen. Gizli özne. Ne alıversin? İki ekmek. Burası da nedir? Belirtisiz nesnedir. Bakın cümle devrik ve dikkat edecek olursanız nesne yüklemden sonra gelmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bağımlı sıralı cümleler virgüllerle birbirine bağlanmıştır.
Bunları eve götür. Sağlamlarını ayır, bir kenara koy. Bakın götür yüklem, ayır yüklem, koy yüklem. Peki kim koysun? Sen, gizli özne. Kim ayırsın? Sen, gizli özne. Kim götürsün? Sen, gizli özne. Öznesi ortak, bağımlı sıralı cümledir ve bunların da virgülle ayrıldığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yan cümle temel cümlenin nesnesi görevindedir demiş. Çalışmak en soylu iştir. Bakın en soylu iştir yüklem. Ne? Çalışmak özne. Makmek de burada nedir? İsim fiilekidir. Yan cümleciktir. Yan cümlecik temel cümlenin nesnesi değil, öznesi görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıda verilen tanımlardan hangisi aylat içerisindeki kavrama ait değildir? Varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Varlıkların adı değil, söz edilen varlıkların adı yerine geçici olarak kullanılan sözcüklere zamir denir. Yani ismin yerine geçen sözcüklerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Varlıkların yaptıkları işleri, hareketler içinde bulundukları durumları ya da onlarla ilgili oluşları zamana, kişiye bağlı olarak anlatan sözcükler fiildir. Yani iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere fiil denir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların görevce kendilerine benzeyen sözcüklerin anlamlarını çeşitli yönlerden kuvvetlendiren ya da sınırlayan sözcüklere denir. Zarf demiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Belirtili at tamlamalarında tamlayana getirilen ve tamlamanın yerini tutan ki ekine denir. Sıfatlaştıran ki demiş. Arkadaşlar bu sıfatlaştıran ki değil, ilgi zamiri olan ki'den bahsediyor. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlelerin hangisinde ayraç içerisinde belirtilen görevde bir sözcük kullanılmamıştır? Türemiş sözcük. Bakın yaklaşmaktan yaklaşık olmuş, bu türemiştir arkadaşlar yapım eki aldığı için. Yine uzdan uzamak, uzamaktan uzak, uzaktan uzaklık olmuş. 3 tane yapım eki almış. Bu da türemiştir. Bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Edilgen çatılı eylem. Bu ilçeye Muğla, Fethiye, Karayolu izlenerek gidiliyor. Bakın L ekini almış. Kimin gittiği belli değil. Bu edilgendir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Sıfat fiil demiş. Kent isim, kurulmuş kent niteleme sıfatı. Muş da burada sıfat fiil ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İşaret zamiri demiş. Burası derken bakın burası bir yer bildiriyor arkadaşlar. İsmin yerine geçmiş. O yüzden bu işaret zamiridir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Nesne. Yaz kış dengeli bir nüfus yoğunluğu var. Sakin yaşam arayanlara yılın her döneminde önerilebilir. Bakın önerilebilir yüklem var yüklem. Var olan ne? Dengeli bir nüfus yoğunluğu. Burası nedir? Öznedir. Ne zaman? Yaz, kış, zar tümleci. Kime önerilebilir? Sakin yaşam arayanlara dolaylı tümleç. Ne zaman? Yılın her döneminde zar tümleci. Görmüş olduğunuz gibi bu cümlede nesne yok. Bundan dolayı bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik 11. soruya. 11. soruda bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur demiş. Farklı türde eylemsiler. Bakın ken nedir burada? Zarf fiildir. Gitmediğimiz derken dıktık sıfat fiil ekidir. Tanımadığımız derken yine dıktık eki sıfat fiildir. Dolayısıyla farklı türde fiilimsiler var. Bunu elemiş oluruz. Çekim eki almış sıfat fiiller. Tanımadığımız gitmediğimiz derken buradaki imiz ekleri nedir? Bunlar arkadaşlar iyelik ekidir. Dolayısıyla B doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Edat tümleci var mı? Tanışır yüklem kim? O gizli özne. Kiminle tanışır? Tanımadığımız insanlarla. Burası edat tümlecidir. Bunu da elemiş olduk. Peki farklı türde zamirler var mı? Farklı türde zamirler de şurada görüyoruz. Bakın kendimiz dönüşlülük zamiridir. Kimileri de arkadaşlar belgisiz zamirdir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane farklı türde zamir kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz.
Bu parçada ek eylem yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.